Mavi ve Siyah. Halit Ziya Uşaklıgil'in İstanbul'da kaleme aldığı ilk roman olan Mavi ve Siyah, Türk romancılığının babası kabul edilen Halit Ziya'nın romanları içinde en çok önemsenen romanlarının başında gelir. Mai, Arapça'da su, sıvı veya suya yansıyan gök renginden dolayı da mavi anlamına gelen bir kelimedir. Mavi, edebiyatta genellikle romantizmin, ufkun, hayalin ve geleceğin rengi olarak sembolize edilir. Romandaki mai, hayal ve ümitleri, siyah ise hayal kırıklıkları, acı gerçekler ile hayatın maddi tarafını temsil eder. Bu hayaller ve hayal kırıklıkları da Ahmet Cemil'e aittir. Servet-i Fonun topluluğunun fikir, ruh ve hayal dünyasını, hastalıklı, marazi, karamsar, içe dönük, dışa kapalı kişilik özelliklerini, sanat, dil ve edebiyat anlayışlarını topluca ortaya koymakta, bu roman Servet-i Fonuncuları anlatan bir roman olarak da kabul edilmektedir. Mavi ve Siyah romanı, Mavi Bir Gecede Barani Elmas'la, yani Elmas Yağmuru'yla başlar. Siyah Bir Gecede Barani Dürri Siyah'la, yani Siyah İnci Yağmuru'yla son bulur. Şimdi gelin Mavi ve Siyah romanının özetine başlayalım. Mirat-ı Şuun, yani Olayların Aynası gazetesinin sahibi Hüseyin Baha Efendi Tepebaşı bahçesinde bir ziyafet verir. Raci, evli olmasına rağmen içkili, çalgılı kahvelere giden, evine, eşine, çocuklarına bakmayan, çoğu geceleri evine dahi uğramayan eski şiir taraftarı kıskanç bir şairdir. Raci, Hüseyin Nazmi'nin şairliği hakkında ileri geri konuşmaya başlamış, Ahmet Cemil de yeni şiir taraftarı Hüseyin Nazmi'yi savunmuştur. Siz şiirimizi bıraktıkları noktada sabit görmek istiyorsunuz ama buna imkan olmayacağına bir türlü inanmak istemiyorsunuz. İşte bir lisan istiyoruz ki onda o nameler, o renkler, o derinlikler olsun. Fırtınalarla gürlesin, dalgalarla yuvarlansın, rüzgarlarla sarılsın, sonra verimli bir kızın yatağı kenarına düşsün, ağlasın, bir çocuğun beşiğine eğilsin, gülsün, bir gencin ümitle parlayan bakışına saklansın. Bir lisan, oh çok saçma söylüyorum zannedeceksiniz. Bir lisan ki sanki tamamıyla bir insan olsun. Sarhoş olan Ahmet Cemil, İstanbul'un ve Haliç'in güzel manzarasını seyredip hayaller kurmaya başlar. Kulağına bir dans müziği gelir. Şarkının adı Barani Elmas'tır, Elmas Yağmuru. Ahmet Cemil, hafifçe kendinden geçmiş bir halde denizi, barani elmasları seyredip hayaller kurarken henüz 22 yaşındadır. Henüz 22 yaşında bütün kalbiyle yalnız bir ümidin gerçekleşmesini beklemekte. Şöhret bulmak, edip olmak, herkeste tanınmak, bugün o kadar acılıklarına göğüs vermek için hayatını zehirlediği edebiyat aleminin bir gün yüksek zirvelerine çıkmak. Ahmet Cemil'in babası, avukat olan babası, biriktirdiği parayla Süleymaniye'de küçük bir ev almış. O sıralar 14 yaşında olan Ahmet Cemil, annesi, babası, kız kardeşi İkbal ile o evde yaşamaya başlamış. Ahmet Cemil'in babası da edebiyatla yakından ilgilidir. Babasının Mesnevi'ye pek merakı vardır. Gelişi güzel bir yeri açılır, her yeri çekici olan bu kitabın bir hikayesi okunur. Ahmet Cemil'in küçük yaşından beri tahsil zemininde bütün adımlarına rehber olan bu baba o vakit oğluna ders verir. Bir nükteyi anlatmak, ince manaları yorumlamak için saatlerce yorulur. Ahmet Cemil önce Sübyan Mektebi'ne, ilkokula gitmiş, askeri rüştiyeyi, askeri liseyi bitirmiş, aritmetikten pek hoşlanmayan biridir. Babası Ahmet Cemil'i askeri okuldan alıp Mektebi Mülkiye'ye, yani Siyasal Bilgiler Okulu'na gönderir. Bu sırada 14 yaşındadır. Ahmet Cemil burada Hüseyin Nazmi ile tanışır. Her ikisi de okumayı çok seven, edebiyata çok ilgi duyan, kitapçılardan kira ile alınmış yahut arkadaşlarından bin rica ile istenilmiş tercüme, telif, birçok hikaye okuyan iki dost olmuşlardır. İkisi de şiire ilgi duymuş, divan şiirine yönelmişler. Fuzuli, Baki, Nabi, Nedim, Nefi gibi ünlü divan şairlerini okuyup bitirmişlerdir. Fakat zamanla bu şairlerin gönüllerine hitap etmediklerini, günümüzde olmayan şeyleri anlattıklarını, bugüne hitap etmediklerini düşünmeye başlarlar. Kendilerince şiirler yazıp yazdıkları şiirleri birbirlerine okumaya başlamışlardır. Ahmet Cemil'in kafasındaki şairlik yeni olan, nasıl olacağını da bilemediği, bir şey yazmak, o duyguların içinden bir şey çıkarmak istiyorum. İşte öyle bir şey yazmak istiyorum ki yukarı bakılsa mavi, aşağı bakılsa siyah, daima siyah. Bir şey ki mavi ve siyah olsun. Onu şöyle karşımda resmi çıkarılmış, tasvir edilmiş görmek mümkün olsa.
İşte o vakit zannediyorum ki artık ölebilirim. Babası vefat edince kız kardeşi İkbal ve annesine bakma sorumluluğu Ahmet Cemil'e düşmüştür. Oysa ki Ahmet Cemil'in okulunu bitirip diploma almasına daha bir yılı vardır. Evin geçimini çıkarmak için çalışmak zorunda kalır. Kitapçılardan hikayeler alarak bunları tercüme etmeye başlar. Ama sabahlara kadar uğraştığı bu tercümelerden çok az para almakta olduğundan sıkıntıya düşmüşlerdir. Bir süre sonra Mir'at-ı Suun gazetesine girer. Ali Şekip Bey'in aracılığıyla zengin bir ailenin 6 yaşındaki çocuğuna da özel ders vermeye başlar. Ancak hem gazete, hem özel ders, hem de okul onu çok yormakta, şiir yazmaya vakit bulamadığı için üzülmektedir. Ahmet Cemil diplomasını da almış ama arkadaşı Hüseyin Nazmi ile olan ilişkisi de bitmiştir. Hüseyin Nazmi Dışişleri Bakanlığı'nda göreve başlamışken Ahmet Cemil ise halen Mir'at-ı Suun gazetesindedir. Ahmet Cemil tepe başında içkiyi fazla kaçırdığından matbaaya hem geç hem de sersem gelmiştir. Raci dün gece de evine gitmemiş, geceye başka bir kadının koynunda geçirmiştir. Raci'nin karısı da çocuğuyla birlikte matbaaya Raci'yi şikayete gelmiştir. Kadın haftanın 5 günü Raci'nin eve uğramadığını, eve geldiğinde ise sürekli sarhoş olduğundan yakınır. Hüseyin Nazmi Ahmet Cemil'e bir not gönderip yanına çağırmıştır. Ahmet Cemil Hüseyin Nazmi'nin köşküne gider. Hüseyin Nazmi'nin kız kardeşi Lamia'yı piyano çalarken görür. Ahmet Cemil'in kalbinde kıpırdanmalar başlar. Ahmet Cemil bir gün Şevki Efendi ile Beyoğlu'na Raci'nin eğlendiği bir mekana giderler. Raci sarhoş olmuş, sevgilisi ise başka erkeklerin masasında onlarla eğlenmektedir. Ahmet Cemil'in 17 yaşındaki kız kardeşi İkbal ile matbaanın müdürü Tevfik Efendi'nin oğlu Vehbi Bey evlenirler. Ahmet Cemil'in parası olmadığından İkbal'in düğün masraflarını erkek tarafı karşılar. Ahmet Cemil bu duruma çok içerler fakat çaresizdir. Vehbi Bey onların evine iş güveye gelmiştir. Evin içinde birdenbire yabancı bir erkek ve enişteyle kalmaya dayanamayan Ahmet Cemil bir hafta eve uğramaz. Bu süre içinde de Hüseyin Nazmi'nin köşkünde kalır. Ahmet Cemil akşamları eniştesiyle karşılaşmamak için kendisine birkaç özel ders daha ayarlayarak bu dersleri bahane gösterip evden uzak durmaktadır. Bir gün annesi Sabiha Hanım oğluna Seher'in İkbal'i odasında ağlarken gördüğünü, gelin olduktan sonra kızının yüzünü de hiç görmediğini itiraf eder. Vehbi Bey ancak 15 gün içki içmemiş ama eski alışkanlıkları gereği her akşam eğlence yerlerine gitmeye, eve de içkili gelmeye başlamıştır. Üstelik evin masraflarını da aldırış etmemekte Ahmet Cemil'in sırtından geçinmeye başlamıştır. Ahmet Cemil eve geldiğinde karşısında eniştesini içki içer halde bulmakta, Vehbi Bey soğuk şakalar yapıp evin hizmetçisi Seher'e sarkıntılık etmektedir. Ahmet Cemil Hüseyin Nazmi'nin kız kardeşine Lamia'ya aşık olmuştur. Bir gün yolda Lamia ile karşılaşmış, Lamia şiirlerini dinlemek istediğini söylemiştir. Artık saklamaya ne lüzum var? İşte bütün hüsran içinde geçen gençlik sevdasının emelinin özü. O parlak rüyaların genç kızı, hayatında birinci ve sonuncu olmak üzere seveceği vücut. İşte o biraz evvel gülerek, dudaklarını basarak, hafifçe başını selamlayarak efendim diyen Lamia idi. Ahmet Cemil, Lamia'yı sevdiğini söyleyebilmekte, Lamia ile ilgili hayaller kurmakta, bir gece Tevfik Bey'in felçlik geçirmiş ve Vehbi Bey matbaanın yönetimini devralmış ve Ali Şekip'i de işten atmıştır. Ali Şekip matbaadan kovulunca kağıtçı dükkanı açar. Vehbi Bey sürekli sarhoş halde matbaaya gelmektedir. Vehbi Bey matbaaya taş makine almak ve daha çok kazanmak yalanı ile Ahmet Cemil'i kandırıp Süleymaniye'deki evlerini rehin göstererek bankerden kredi çeker. Taş makine matbaaya getirilir. Ahmet Cemil sonunda eserini tamamlamış ve bunu kurtarmak için Hüseyin Nazmi'nin evinde toplanmışlardır. Ahmet Cemil şiirlerini okumuş, dostları da beğenmiş, Lamia'nın da kendisini dinlediğini görmüştür. Ahmet Cemil, Lamia'ya duygularını açmak isterse de başaramaz. Ahmet Cemil, kız kardeşi İkbal'in çok mutsuz olduğunu bilmektedir. Bir gün annesi ve İkbal ile konuşup neler olduğunu anlamaya çalışır. Vehbi Bey'in her gün karısını azarladığını, evin hizmetçisi Seher'i taciz ettiğini, bazı geceler eve gelmediğini, başka kadınlarla birlikte olduğunu öğrenir. Bir gazetede Ahmet Cemil'in Hüseyin Nazmi'nin evinde okuduğu şiirlerle ilgili küçük düşürücü ifadeler yazılmıştır. Bu yazı Raci'ye aittir. Ahmet Cemil, Ahmet Şevki Efendi ile kız kardeşi İkbal'den Lamia'ya olan aşkından ve çıkaracağı eserinden bahsederek bu dertlerden kurtulmak için çareler arar. Vehbi Bey, Cemil aleyhinde çıkan yazılar nedeniyle gazetenin başyazarlığına Osman Tayyar Bey'i getirir. Bir süre sonra da
Ahmet Cemil ile Vehbi Bey tartışır. Vehbi Bey, İkbal'in böğrüne sert bir tekme atar. İkbal yere yığılır. Vehbi Bey evden kaçar. İkbal yediği tekme yüzünden çocuğunu düşürüp ölür. Hüseyin Nazmi, arkadaşının acısını duymuş ve onu evine davet etmiştir. Ahmet Cemil, Hüseyin Nazmi'nin köşküne gider. Hüseyin Nazmi, yurt dışı görevinin onaylandığını, en kısa zamanda görevine başlayacağını söyleyince, kötü talihine içten içe kahreder, üzülmüştür. Hüseyin Nazmi, kız kardeşi Lamia'nın evleneceğini de söyleyince, Ahmet Cemil'in kulaklarında bir şey tıkandı. Hüseyin Nazmi'nin sesini bir uğultu içinde duydu. Gözleri bulandı, durduğu yerde vücudu sallanıyor zannetti. Lamia'ya açılmakta çok geç kaldığını anlar. Lamia, bir subayla evlenecektir. Bu olayda başına gelince Ahmet Cemil'in dünyası tüm hayalleri yıkılmış, onu hayata bağlayacak hiçbir şey kalmamıştır. İkbal'in mezarına gider ve mezarı başında ağlar. Mezarlık dönüşünde Vehbi Bey ile karşılaşır ve ona bir tokat atar. Lamia'yı da kaybettikten sonra artık eserinin de önemi kalmamıştır. Şiirlerinin yazılı olduğu defteri parçalayarak sobaya atar. Ahmet Cemil diplomayla uzak şehre gidip orada yeni bir hayata başlamaya karar verir. Bu düşüncesini annesi Sabiha Hanım'a da söyleyince ana oğul ağlaşırlar. Ahmet Cemil annesiyle Seher'i sandala bindirirken Hüseyin Nazmi ile karşılaşır. Hüseyin Nazmi tayininin yapıldığını, çok sevinçli olduğunu söyler. Ahmet Cemil kendisinin de çok uzak bir şehre tayin istediğini söyler. İki eski arkadaş el sıkışarak ayrılır. Ahmet Cemil vapurda annesiyle Seher'i aşağıda kendilerine ayrılan yere yerleştikten sonra yukarı çıkar. Gökyüzünü seyredeler. Ah, bir çayrı hırpalanmış, ezilmiş hayat. Mavi bir gece ile siyah bir gece arasında geçen şu nasipsiz bahtsız ömür. Bir beran-ı elmas yani elmas yağmuru altında oluşarak, şimdi bir beran-ı dürrü siyahın yani siyah inci yağmurunun altında gömülen o emel çiçekleri. İşte, işte görüyor gözlerinin önünden yağan bu siyahlıklar. Denize döküldükçe bir son nefes ezgisiyle boğulan bu zulmetler. İşte bunlar o hayal hayatının üzerine çekilen bir matem kefeni değil miydi? O vakit denize baktı siyah bir deniz. Karanlığın içinde geminin kenarından esmer bir köpükle kaynaşarak firar eden o siyahlıkları görüyor, altında tehlikeli, korkunç, yokluk düşüncesi veren siyahlıktan başka bir şey görmüyor. Böylece romanımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer romanlarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.